Gördes halıcılığının yeniden canlandırılması için Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'un başkanlığını yaptığı Gördes Kalkınma ve Yerel Eylem Grubu Derneği'ne bağlı yerel kalkınma uzmanları ilçenin dört bir yanını karış karış dolaşıyor. İlçeye bağlı Şeyh Yahya Mahallesi'nde halı dokuma tezgahını ziyaret eden yerel kalkınma uzmanları Serkan Temel ve Muhammed Gündüz, halı dokuyan kadınlarla ve mahalle muhtarıyla bir toplantı gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundu. Sabah 9'da halı dokumaya başlayan kadınlar öğleden sonra saat 4'e kadar halı dokuyor. Günde ortalama 6000 düğüm atan kadınlar halıcılığın daha da yaygınlaştırılmasını istiyor. Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol da Gördes halıcılığının yaygınlaşması için çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Gördes halıcılığının tarihi çok eski. Dünyanın her tarafına Gördes halısı zamanında ihraç edilmiş. Türk halısı olarak, Türk düğümü olarak bilinen normalde Gördes düğümüdür. Ama bugün geldiğimiz noktada artık halıcılık bitme noktasına gelmiştir. Şimdi yeniden ulusal kırsal ağ kapsamında, TKDK kapsamında ilçemizde kurmuş olduğumuz Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği ile halıcılığı tekrar Gördes'te ayağa kaldırmak istiyoruz ve halıcılığı korumak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Gelecek nesillere taşımak istiyoruz, aktarmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde halıcılıkla ilgili sempozyum, paneller, çalıştaylar düzenleyip gerekli yerlerden de projemize destek ve finansmanını sağlayarak halıcılığı gelecek nesillere taşımayı planlıyoruz. Kırsal kalkınma uzmanı Serkan Temel'de halıcılıkla uğraşan mahalle sakinlerine konuyla ilgili bilgiler verdi. Bugün Gördes Yerel Eylem Grubu Derneği adına geldik. Dernek Başkanımız Muhammed Akyol, kendisi de söylediğim gibi sizlere selamını iletti. Biz Gördes Yerel Eylem Grubu Derneği olarak kırsal bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kalkınması için birçok projeye imza atmak hedefiyle bu yola koyulduk. İnşallah bizim hazırlayacağımız stratejik planımız onaylandığında kırsal bölgelerimizin kalkınması için birçok projeye imza atarız. Halıcılık da bunun en önemli ayaklarından biri. İnşallah yeni projelerle halıcılık Gördes'te eskisi kadar gelişir. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız halıcılık sayesinde hem ekonomisini geliştirir hem öğrencisini okutur. Bizim amacımız bu. İnşallah bu toplantımızda hayırlara vesile olsun. Sabah 9'da başlıyoruz mesela. İşte oturuyoruz. Öğle aralığı veriyorlar bir saat kadar. Hani ondan sonra tekrar oturuyoruz. Sonra bu ne oluyor? 3'e 4'e kadar tekrar yani yapmaya başlıyoruz. 4'e kadar ancak bitirebiliyoruz. Ne kadar da olsa işte elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Günde bir yürümeye atıyoruz. Daha fazla günler uzanırsa biraz daha ilinir. Düğüm olarak 6000 düğüm atıyoruz. Dediğim gibi 2 ay çalışmayla 10 ay geçinilmiyor. Ama halı bize destek olursa biz çocuklarımızın eğitimini daha iyi aldırırız. Bugün ben çocuğuma özel ders aldım. Onları destekliyoruz. Böyle bir yer temin ettik onlara. Bence güzel oldu. Burada şu anda kayıtlı bize 22 kişi var ama herkesin yaz işleri vardı. O yüzden dolayı şu anda burada 15-16 kişi var. Dernek tarafından görevlendirilen yerel kalkınma uzmanları toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek kalkınma stratejisini hazırlıyor. Yerel kalkınma uzmanları önümüzdeki günlerde çiftçilerle, hayvancılarla ve toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam edecek.